Selamünaleyküm değerli hocalarım. Geldik şimdi 25. ayetimize. 25. ayette itibaren e, biraz da artık şeyler e, gramer konuları hem bir yana yenisi gelecek hem de e, mevcutları tekrar etmiş olacaksınız. Ben size zaman zaman bunların tekrarını ara ara söylerim. Her zaman değil. Kolaylık olsun diye önce bir kendimizi bir küçültelim şöyle. Evet. Estağfurullah. Ve beşşirillezine amenu. İnananları müjdele. Vellezine amilu salihat. Bakın ve amilu salihati ya. Burada gizli ellezine var. Ve düzgün iş yapıyorlar değil. Ve beşir ellezine amenu ve amilu salihat. İman edenleri ve iyi işler yaptılar değil. Yapanlar. Gizli ellezi devam ediyor. Bu ve şuraya atıftır. Enne lehum cennetin onlara cennetlerin var olduğunu. Şimdi niye cennetin gelmiş arkadaşlar? Niye cennetun değil? Lehum cennetun. Onların cennetleri vardır. Aslında bu nasıldır? Şey, bu yapı. El cennetu lehum. Cennetler yani bahçeler onlara aittir. Onlarındır. Tamam mı? Onlarındır. Eğer biz bunu şu harfi cerri terkip ya şurası şunu biz sona alırsak eğer onlarındır cennetler, bahçeler. Elkan taksın silersek ne oluyordu arkadaşlar? Vardır anlamını çıkıyordu. Lehum cennetun. Onlara ait bahçeler, cennetler vardır oluyor. Hatırlarsanız anlatmış daha önce. Şimdi enne kelimesi inne enne ne yapıyordu? Müptedayı yani ismi e, nasb yapıyor değil mi? İnnallâhe alim. Allahu alim, Allah bilgindir. İnnallâhe alim. Ne yapıyor? Müpteda olanı e, mansup yapıyordu. Ha, burada ne oldu? Şu, ters döndü. Müpteda sona gitti, haber de başa geldi. Enne, arkadaşlar, enne şu cümlenin başına geldi mi? Geldi. Enne ne yapıyordu? Müptedayı mansup yapıyordu. Burada hangisi müpteda? Şu müpteda. Sona kalmış müpteda. O yüzden Cennatin. Niye cennaten değil? Cennatin. Çünkü çoğul e, müennes e, şey cemi müennes salimler ne yapıyordu? Kesre ile mansup olurdu. Ra'aytu el muslimati olur hatırlarsanız tamam mı? Kesre ile mansup olur. Enne lehum cennatin. Tecri min enhar. Altından ırmaklar akan. Altından ırmaklar akıyor değil. Akan. Niye akan? Burada ellezi mi var? E burada şunun sıfat cümlesi olarak gelmiş. Cennetin. El cennet olsaydı el cennet elleti tecri olurdu. Ama burası nekre geldiği için nasıl oluyordu arkadaşlar? Hani ra'eytu er racul ellezi yezheb. Ra'eytu racul yezheb. Hatırladınız mı? Nekre geldiğinde elleri kullanmıyorduk. Burası nekre geldiği için elleri kullanmadan burada gizli bir elleri var. Unutmayın tamam mı? Elleti enhar kullema ruziku minha min semeratin ondan her meyve verildiklerinde razaka verilmek rizkan hibe olarak kalu derler niye dediler değil de derler çünkü burası bir şart cümlesi her şöyle olduğunda böyle olur şeklinde bir şart cümlesi gelmiş o yüzden bunu ne yapıyoruz biz Türkçe'de mazi kalıp kullanmıyoruz Araplar kullanıyor derler Hâdellezî rûzikna Daha önceden verildiğimiz şeydir bu. Hâdâ müptedâ. Ellezî rûzikna min qabl. Haber. Daha önceden verildiğimiz şey bu. Bu daha önce verildiğimiz şeydir. Burası müptedâ, burası da haber. Arkadaşlar, e, kable, önce demek, tamam mı? Min kablu, ve de kablu sadece, Öncesinden, daha önceleri anlamına gelir. Qablu. Damme ile geldi. Mesela ba'de, sonra demek. Tamam mı? Ee, ba'de derdiki ondan sonra gibi. Ee, ba'du dediniz mi? Daha sonraları anlamına gelir. Tamam mı? Ba'du, damme ile kullanıldığında. Ve utu bihi muteşabiha. Eta, bihi getirdi. Utiye, bihi getirildi etabi bihi onu getirdi. Bunun şeyi ne? Fu ile kalıbı utiye bihi getirildi. Utiye'nin çoğu ne? Utiye, utiye, utiyu zor olduğu için utiyu zor olduğu için ne yapıyor? Buradaki y harfi gidiyor. Utu kalıyor geriye tamam mı sadece? Utu Muteşabihen, benzetilerek. E, niye benzetmek değil, e, benzetilerek? Muteşabih, benzeyen demek. Niye e, şey oldu bu? Mansup geldi. Muteşabihen geldi. Çünkü e, bu bir haldir arkadaşlar. Fiilin sıfatı. Nasıl getirildi? Benzetilerek getirildi. Tamam mı? Muteşabih, benzeyen demek. Biz buna benzeyenerek demediğimiz için benzetilerek kelimesini kullandık Türkçe'de. Çünkü benzeyen şey olmuyor. Ee, zarfa pek uygun bir kelime olmuyor. Ve lehum fiha ezvacun mutahhara. Onlara orada temizlenmiş. tahara arkadaşlar temiz demek. E, tahhara temizli. E, e, mutahhir temizleyen. Mutahhar temizlenen anlamda. Temizlenmiş. Zevuç kelimesi arkadaşlar. Zevuç günümüzde şey kullanılıyor. E, farklı kullanılıyor. Arapçada zevuç Eş demek. Bir şeyin eşi, dengi. Eş. Bunun çoğunu da açılır. Ezvaç. Günümüzde nasıl oldu biliyor musunuz? Günümüzde erkeğe zevuç oldu. Ezvaçta çoğul oldu. Bayana olan ise zavuca çoğulu zevcat oldu. Ama bu Kur'an-ı Kerim kullanımda yok hocalarım bu. Kur'an-ı Kerim'de bu şu mühendis kullanım yok. Erkek içinde, bayan içinde zevuç kelimesi kullanılır ve hum fiha ve onlar orada daimidirler. Halede daimi olmak, halid daimi olan. Halid diye bir isim zaten var değil mi? İnna Allah la yestahi Allah çekinmez. En yadribe mesela örnek vermekten çekinmez. Arkadaşlar, darbe darabe fiili mesela ile beraber kullanıldığında örnek vermek anlamına geliyor. Tamam mı? Darbi misal diye Türkçede geçmiştir zaten. E, darabe meselen. şimdi e, ileride göreceğiz. Darabe e, fiilini e, dövmek anlamında kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Orada şey yapıyorlar. Eee Arapçası çok şeymiş gibi dilbili incelemesi yapıp örnek vermek olarak kullanıyorlar. Darabe meselen ile kullanıldığında örnek vermektir. nokta. Başka türlü dövmek demektir e, ee, ma ba'udatan sivrisinek fe ya da ondan daha üstte ne varsa sivrisinek de örnek verir. Fe emmellezine inananlara gelince arkadaşlar gelince neden çıktı burada? Ellezine amenu inananlar tamam. Burada şey yapalım. Ancak inananlara gelince. Ancak ancak inananlara gelince şurada en unutmuşum. Ee, şu fe arkadaşlar. Öyleyse bunun üzerine şuna gelince gibi anlamlar var fe'nin. Fe emmellezine amenu fe ya'lemune bilirler ennehu onun ne olduğunu dığını anlam ver. Ennenin. Ennehu el <laughs> hakku onun e, gerçek olduğunu bilirler. Min rabbihim Rableri tarafından. Artık Rabbe ben efendi diye de değil Rab olarak tercüme edebilirim. Nasıl artık şeyi öğrendiniz asıl temel anlamını. Ve emmellezine keferu isyan edenler ise Şöyle bir tane ve ekleyelim. Ve isyan edenler ise fe yekulune buradaki fe'nin Türkçe'de tercümesi olmaz. Derler. Mâzâ erâdallâhu bihâzâ Allah bunun ne kastetiyor? Arkadaşlar erâde e, istemek demek biliyorsunuz. Erade bihi onunla kastetmek anlamına geliyor. Tamam mı? Erade bi kastetmek. Mesela örnek olarak bunda ne kastetti? Niye olarak Niye e, bu örnekle ne kastetti demedik arkadaşlar? Niye örnek olarak dedik biz burada? Çünkü meselun değil. Bihada meselin, bihadel meseli gibi değil bakınız. Bihadel meseli değil. Bihada meselen Burada hal olarak gelmiş tamam mı? şeyi tercüme ederse hata olur. Bu örnekle ne kastedersek olmaz. O zaman bir hadel mesel olmuş oluyor bu örnek. Peki tamamı Arapçada bir hadel meseldir. Burada e, mansup da gelmez zaten. Bu şekilde tercüme var mı bilmiyorum. Bakmam lazım. Yudillu bihi. Arkadaşlar dalle ne demekti? Kayboldu. Bildiğimiz kayboldu yani bunu sapıtmak mapıtmak diye düşünmeyin. Normal kaybolmak. Tamam mı? Kayboldu. Ef'ali kalıbı ne yapıyordu? Ettirgenlik yapıyordu e, haraca çıktı. Ehraca çıkardı. Dalle kayboldu. edalle kaybettirdi. Tamam mı? Yani yolunu kaybettirdi. Para kaybettirdi değil de yolunu kaybettirdi. Edalle yudillu. Yudillu bihi onunla kaybettirir. Kesiran çokça kaybettirir. Niye kesiran? Niye mansup gelmiş? Çünkü fiili niteliyor arkadaşlar. Hal tamam mı burada? Nasıl kaybettirir? Çokça kaybettirir. O yüzden burada ne yaptı? Mansup geldi. Ve yehdi bihi kethiran. Heda yehdi de e, insanlara yola iletmek. Yani düzgün yola götürmek anlamdadır. E, çokça e, doğru yola iletir. Yine kethiran mansup gelmiş. Niye? Çünkü buraya niteliyor. Fiil niteliyor. Nasıl iletir? Çokça. Ve ma yudillu bihi illa fasikin ve onunla sadece haddi aşanların yolunu kaybettirir. Haddi aşanlar ne farklı? Feseka ee, haddi aşmak bir şey böyle sığın taşmak e, patlamak hatta e, bu meyvenin pörtlemesine de feseka denir asıl kelime manası o zaten e, meyven böyle kabuğundan böyle yırtılıp patlaması yok ona deniyor en güzel de bizim orada e, narlar böyle pörtler. O deve dişi narlar çok fazla suladınız mı beklediniz mi ya kabuğundan yırtılıverir şöyle var mı deve dişi nar cinsi bilen sizin içinizde bizim memlekette yetişir Ellezine yenkudune ahdallah Allah'ın sözünü bozanlar. Arkadaşlar ne kadar bir şeyi bozmak yani düzgün olan bir şeyi bozmaya, çözmeye ne kadar denir. Mesela saç örersiniz, örersiniz, bozarsanız ne kadar denir ona. şey kelimesi buradan gelir. Enkaz var ya. Enkaza yunkidu inkab. Enkaz kelimesi oradan gelir. Allah'ın sözünü bozanlar min ba'de mithaqihi anlaşmalarını Mithaq arkadaşlar e, muatheka ile aynı yani mu, e, muahede ile karşılıklı şeyle aynı. Ahd tek şey tarafına arkadaşlar e, ahd ettim. Şöyle yapacağım ahd ettim diyorum. Karşındaki insanla anlaşmak zorunda değilim. Tamam mı? Anlaşma yapmak karşılıklı. Ben sana bir şey söylerim sen de bana bir şey söylesin. Bu anlaşma yapmaklar ama söz vermek karşılıklı bir anlaşma. Ben şöyle söz veriyorum, söz veriyorum size yarın ne olsun? Ee, tepsi kebabı yapacağım patlıcanlı ee, bu bir sözdür yani anlaşma falan değil bu bir söz vermedir ama anlaşma karşılıklı olmak zorunda ben bir şey söz veriyorum sen de karşılığında söz veriyorsunuz ahet kelimesi tek taraflı olur tamam mı mithak ise karşılıklı olur ben sana e, tepsi kebabı yapacağım sen de bana e, Reyhan şerbeti yapacaksın mesela tamam mı bu anlaşma vardıysak bu mithaktır karşılıklı olur e, bazı meallerde çünkü şey yapmışlar ve tek taraflı gibi yapmışlar. Tek taraflı olmayacak. E, şey, iki taraflı gibi tercüme edilmiş. Ahd kelimesi anlaşma değildir. Söz vermektir sadece tek taraflı. Min ba'di mithaqihi anlaşmasından sonra ve kadar arkadaşlar bu kelimenin kökü. Vethaka. Vethaka güvendi. Eee Fika arkadaşlar. Fika Güvenir kişiye deniyor. Çoğu da fikaattır bunun. E, Arapçadaki çok nadir kelimeler bir tanesidir. Hem müennes hali hem müzekker hali de aynıdır bunun. Farklı değildir bakınız. E, erkek de güvenir için fikatun denir. Bayanlar için de fiqatun denir. Çoğu da aynı şekilde gelir. Genelde biliyorsunuz farklı olur yani. Mesela muslimetun, muslimatun, muslim, muslimun. Farklı gelir müzekker müennesleri. Bu kelime şeydir, istisnai bir durumdur. Nadir kalıplar bir tanesidir yani. وَالَّذ۪ينَ يَقْطَعُونَ Ve koparanlar. Kata'a bir şeyi bir şeyden kesmek, koparmak e, bu şekilde anlamları var. Türkçe'de birkaç e, farklı şekilde e, çevirebilirsiniz. Burada e, koparanlar, e, kesenler pek güzel olmuyor. Koparanlar Allah'ın e, bağlı kalınmasını düzelteyim. bağlı kalınmasını emretmiş olduğu şeyler. Ma اَمَرَ bihi bihi Allah'ın emrettiği şeyleri. Hocam şeyler nerede? Yani bu ler... Burada göremedik. Şey olamaz mı? Olabilir. Ee, biraz daha cümle akışından şeyler daha güzel olduğu için. Arapçada bunun çoğun ifade edecek bir edat yok arkadaşlar. Türkçede var. Ee, bunu çoğul tekil yapamayız. Bağlı e, emretmiş olduğu şeyi, şeyleri. Biz Türkçede ayrım yapabiliyoruz. Arapçada bu özellik yok. Şuradaki boşluğu bir alalım. Nereden gelmiş o boşluk? İlginç. vasale arkadaşlar vasale varmak ulaşmak bağlamak tamam mı e, o anlama gelir e, vasale mesela sılayı rahim ya, vasale yasul as tu bağdır tamam mı sılatun vasale bağlamak e, hatta şeyde bu bağlantı kablo bile şimdi günümüzde vasle deniyor e öçle bağlamak bağlı kalmak bir araya getirmek eee yusale de onun şeysi e, meçhul hali Vus ile yusalu hatta us ile yusalu ikisi de olur. Bağlı kalınmasını emretmiş olduğu şeyleri koparanlar, kesenler nasıl yaparsanız Türkçe'de ve yufsidune fil ard ve elleviyle devam arkadaşlar ve yufsidune fil ard ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar şey yapalım. Vellezine yufsidune fil ard yapanlar diyelim şuraya da. Ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar. Ee, burada e, nokta 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 oluyor. Ee, Ulaike burası arkadaş cümle yerde kalmış bir cümledir tamam mı? Ellezine yenkudunu ahtallah Ha, ah, şurada 27. Şey koparanlar. Ve bozuk yapanlar. Heh, nokta 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 bakınız. Cümle yerde kalmış. Yani eve bugün gelenler. Evet. Ondan sonra müpsiler yerde kalmış. Bakalım şimdi. Bu yan kuduna art Ve yeryüzünde bozgunluk yapanlar. <laughs> Ula'ike onlar humul hasirun için yeni cümle geliyor. Onlar onlar kaybedenlerdir. Hocam bu iki defa onlar neyin nesi? Maalesef arkadaşlar bu İstanbul Türkçesinin İstanbul ağzında şey sorunu var. Uzaktakine işaret sorunu var. Yani yakındakine bu diyoruz. Uzaktakine o diyoruz. O olmaz. Yani o zaten o zamir için geçerli. İşaret şey için geçerli değil. E, mesela Arapça'da ne var? Hâzâ zâlike. Tamam mı? Hâzâ bu. Zâlike o. Uzaktaki. E, huve e, Huve de o. E, burada bozuluyor bir şeyler. Şimdi e, ulaike onlar. Mesela İngilizce'de this that var değil mi? E, onlar that. Ama e, ne yapıyor burada? Mana e, tuhaf oluyor. Biz Türkçe'de onlar onlar demek zorunda kalıyoruz kulağa kekremsi geliyor biliyorum ama Türkçenin yani İstanbul Türkçesinin kısırlığı. Ha bizim Karaman ağzı olsa ne olurdu? Şu onlar derdik biz tamam mı? Biz yakındaki yakındakine bu uzaktakine şu deriz. Uzak çoğu da şu onlar deriz. şu onlar onlar kaybedenlerdir olurdu ama maalesef şey yok. Bu şey şeyde de var o. Uzaktaki şey için şu kelimesi eski Türkçedeki ne ilahi? Şol cennetin ırmakla efendim diyor. Şol. Uzaktakinin şeyini gösteriyor. Ee, işaret ediyor. Kumul Hasir arkadaşlar. Hasira kaybetti demek. Tamam mı? Hasir kaybeden. Kumul hasirun. Keyfe tekfuruna billah. Allah'a nasıl isyan edersiniz? Ve kuntum emvaten. oysaki ki ölülerdiniz. Oysa ki olduğu arkadaşlar. Bakınız V harfi. Oysaki. Mevut ölü, emvat ölüler. Fe ehyâkum. Fe ne yapıyor? Bir şeyi arka sıra belirtiyor. Sonra sizi canlandırdı. Hay canlı demek. Hayyun. Canlı. Ehyâ. Canlandırdı. Tümme yumitukum. Sonra sizi öldürecek. Burada muzarifi kullanıyor. Gelecek zaman kastediliyor. Tümme yuhyikum. Bunu geniş zaman da ifade edebilirdi. Yani sonra sizi öldürür. Sonra sizi canlandırır. Şurada sizi unutmuşum ben. Sonra sizi canlandırır. Bu da olur. Tamam mı? Tabi burada direkt o şekilde kullanacak daha güzel olur bence. Sonra sizi öldürür. Sonra sizi canlandırır. Sonra ona dönersiniz diyelim ona da daha güzel olacak. Sonra ona dönersiniz ilehi turcaun. Akça raca'a döndü. Raca'a döndü. Erca'a döndürdü. Urci'a döndürüldü. Urci'a yurca'u döndürürsünüz. Burada eksik tercih etmişiz. Sonra ona döndürülürsünüz olacak. ve odur el halaka sizin için yaratan ma fi'l ardı cemian yer yüzündeki her şeyi sizin için yaratan odur. Arkadaşlar burada e, mübteda haber yer değiştiriyor. Burası mübtedadır. El-ladhi halaka lakum ma fi'l ardı mübteda Yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratan odur ya da e, şu şekilde tercüme ede mümkün. Tam test yapılabilir. O sizin için e, yeryüzündeki her şeyi yaratandır. Olur. Bu şekilde tercüme edebilirsiniz. Yani e, haber doğru sıralanmış şekilde yapabilirsiniz. Bu da mümkün. E, Thümme ile semai. sonra göğe doğruldu. Şimdi sizin kafanızda şey takılıyordu. Ya böyle de tercüme şöyle de tercüme nasıl oluyor? Evet arkadaşlar böyle oluyor. Arapçada aynı sesten birçok anlamlar çıkabiliyor maalesef. Birçok anlamlar çıkabiliyor. Bu iyi bir şey değil. Şey hep överler. Arapçada bir kelime şu kadar anlama geliyor. Bak ne kadar zengin bir dil. O zenginlik değil. O fakirliktir. Yani düzgün olan şey her bir manen mefhumu özel bir ses olması iyidir. Yoksa anlaşmada çok sıkıntılar yaşanıyor. Şu da olabilir bu da olabilir falan diye. Beyin başlıyor önünü arkasını siyakını sibakını yoklamaya başlıyor. Bunlar iyi şeyler değil. E, yerine göre siyak sibaktan bulamıyorsunuz. E, bu sefer anlam kargaşası başlıyor. Ben hep şey söylerim. Sünnet kelimesi. Sünnet kelimesini kullanmış da bilmem kaç anlamda o farklı anlamda bu farklı anlamda 1400 yıldır tartışırlar şeyi. Ya, veya 1300 yıldır diyeyim. E, sünnet kelimesinin manasını ya bitmiyor. Hala tartışırlar. Hala bir sürü cilt cilt kitap yazarlar şeyi. E, makale yazarlar. Sünnet kelimesinin asıl anlamı ne falan diye. Yani bir sesin birkaç manana için tek bir tane ses yani bir kelime kullanmak iyi şeyler değil. Hümesteve sonra doğru doğru. Arkadaşlar sevi sevi bizim bildiğimiz seviye kelimesi var ya buradan geliyor işte e, seviye. E, sevve yusevvi tesviyetun tesviye etmek var ya böyle yer düzeltmek. İsteva da kendi kendine böyle düz şey yapmak, bir düzleme geçmek, doğrulma gibi anlama geliyor. İsteva ile semai sonra göğe doğruldu. hunne. ve onları düzenledi. Yani şöyle tek düzey hale getirdi anlamında düzenledi tamam mı? Seb'a semavat yedi gök olarak düzenledi. Ve huve bi kulli şeyin alim ve o her şeyi bilendir. Burada şu şekilde tercüme etsem daha düzgün olacak. Ve o her şeyi bilerek. Her şeyi bilerek. Arkadaşlar niye her şeyi bilerek dedik burada? Ve huve, şu wow ile zamir beraber geldiğinde ee, önceki şey eylemin niteliğini bildirir. Nasıl düzenlemiş yedi gökü? Her şeyi bilerek. Tamam mı? Bu da ve'yi ve atıfora kullanmak doğru olmamış. Düzelttim. Evet. Herkese kolay gelsin hocalarım.